saatimizi sizin taleplerinizden bir tanesiyle açtık. Alpay ve Fabrika Kızı çok da güzeldi değil mi? Kısa ama yani biraz daha uzun olması daha da güzel olurdu. Şarkı yarışmamızı yapacağız fakat tabii mesajlarımız var, onları bir değerlendirelim. Ondan sonra soru şarkımızı göndereceğiz. Güzel, duygusal bir soru şarkısı seçtim sizler için. Günaydın, kolay gelsin Kaan. Sinan Sami, horonda Eser Durur çalar mısın rica etsem demiş Hacer. İnşallah. Raşit, selamun aleyküm, nasılsın kardeş? Aleyküm selam, ahız kalı Raşit. Sizden bir Azeri şarkısı rica etsek çalar mısın? Essen Tekstil çalışanlarına, başta Nurhan abla, Ayşen, Mine, Sevda, bir de ismini bilmediğimiz yeni gelen arkadaşlara, eşim Zeynep, Zeynep'e, Feride'ye, tüm Ahıskalılara gelsin. Maho A, seni de unutmadım. Şimdiden teşekkür ederiz demiş Raşit. Eyvallah. Burcu, günaydın. Sıradaki şarkılar bana gelsin. İyi yayınlar dilemiş. Bize teknik eleman lazım çalışmak istersen. Bak çok güzel teknik yaparım. Yani iyiyimdir yani bilgi işlem konusunda. Kaan, bir Bulgarca parça istedim. Onu da çalmıyorsun. Sanki Aziz istedik demiş Nurgül. Ya bir dakika be ablacığım be. Ama fırsat olmadı. Daha bir saat geride bıraktık. Çaldığımız şarkı adeti belli. 7 veya 8 tane. Günaydın Kaan. Tarkan'dan söyleme bilmesinleri çalarsın inşallah. Bu ne ya demiş. Bu sabah çok sıcak. Demek ki daha da sıcak olacak ya. Adım Zekiye. Günaydın Kaan abi. Hayırlı işler. El Art Tekstil'den Zeynep ablaya, Münevver ablaya gelsin. Yasin Aydın kim o sakallı adam? Daha az önce Yasin Aydın çalmadık mı reklam öncesinde? Çaldık. Kaan, dün yazmadım demiş Semra. Sürprizi bozmamak için Ruken'in ve Dilek'in doğum günü. Onları çok çok seviyorum. İyi ki doğmuşlar. Bir doğum günü şarkısı gönder oradan bakayım demiş. Ya ne güzel. Doğum günü şarkısı şu an gönderemem ama en azından Ruken'in ve Dilek'in doğum gününü bizler de kutlayalım. Allah uzun uzun ömürler versin inşallah. Güzel bir şekilde tabii ki. Hayırlı yayınlar tüm çalışanlara, kolay gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar herkese gelsin. Teşekkür ederim demiş Leyla artı 7 Rusya. Hani geçen kuş bakışı lahmacun dedim ya, İsot Ali'ye gitmiştim. He sen o Leyla'sın. Yedin mi kuş bakışı? Kuş bakışı lahmacun. Ablacığım şimdi hatırladım ya. Allah. Yaşlanınca insan bazı şeyleri hatırlamamakta zorlanıyor. Yani Alzheimer mı o zaman? Güldane, Kaan ben gidiyorum, sana kolay gelsin demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Abi beni de kaydetsene, İsmail Süleymanoğlu. Kaydedeceğim inşallah. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum. Mümkünse Mavişim olabilir demiş. Abi ben İpek, yarın Kütahya'ya asker yemin törenine gidiyoruz. Eşim ve tüm askerler için bir asker şarkısı dinletir misiniz? Teşekkürler, eyvallah. Ne kadar güzel. Allah hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. Yemin töreni çok fenaydır ya. Çok hani duygusal anlar, aileler izliyor falan. Oradan sizinkini bulmaya çalışıyorsun. Hepsi yemyeşil. Hacer eyvallah abi, sağ ol demiş. Eyvallah, sizler sağ olun. Selamun aleyküm abi, araba yüklüyorum, tam olarak anlamadım. Benim adım geçti orada, konuya çaktırmadan biraz özetler misin? Ya diyorum ki Samet, Bursaspor Ankara Gücü maçı 21.45'te oynanacak Timsah Stadında. Maç bitecek saat 12 olacak. Ben eve nasıl gideceğim dedim. Samet dedim, gelir dedim, alır dedim beni yani. Ya ondan bahsediyoruz ya, maç öncesinde hani orada toplanalım diye. Ya Samet yorma beni ya vallahi. Bugün böyle bir ağırlık var üzerinde. Çok fena. Soru şarkımızı dinleyelim. Şarkı kim söylüyor ve şarkının ismini yazıp göndereceksiniz. Her zamanki gibi 544-329-8787 SMS numaramız. 7. doğru SMS'i gönderen dinleyicimizi arayacağız. İki talebini canlı bağlantıyla alıp yeni bölüme geçerken dinleyeceğiz. Hazır mıyız? İşte bugünün soru şarkısı. En güzel aşk zor olan. Haluk Levent, Zor Aşk bugünkü soru şarkımız olarak geldi dostlar. Hemen bakalım mesajlarımıza. İlk doğru cevabı Esma göndermiş, Haluk Levent, Zor Aşk. İkinci doğru cevabı Samet Papaz Şeş. Aa bir dakika, Esma İsmet abimiz göndermiş. Günaydın komşu, Haluk Levent, Zor Aşk ikinci doğru cevabımızı. Üçüncü doğru cevabımızı da Hacer 16 göndermiş, Haluk Levent, Zor Aşk. Dördüncü doğru cevabımızı Samet göndermiş Papaz Şeşme'den. Haluk Levent, Zor Aşk. Beşinci doğru cevabımızı Ali ve altıncı doğru cevabımızı Aysel göndermiş Kurtbasan'dan. İlk sıyıranda Aysel olmuş oğlu. Bir gün kazanacak ama ne zaman? Yani ben görebilecek miyim?
Yedinci doğrumuzu kenara ayırdık dostlar. Sekizde de ikinci sıramda Ece oldu. Mercedes Vito VIP. Sevim Sevoş, Hasan, Feride, Şerife, Kırmızı Başlıklı Kübra, Samet. Ayrıca ben seni evden alırım sonra aldığım yere bırakırım demiş maç bitince abi diyor. Oğlum Volkan Demirel gibi değil değil mi? Bak seni evinden aldırtırırım abi. Sıfır. Kayıtlı da değil ya ama yabancı değil ya bu. İlk defa arayacağım galiba. Ne kadar çok sıfır var numarasında. Ya bu Çağatay olabilir. Ahmet de olabilir. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimi aradık? Çağatay abi. Çağatay ben seni niye kaydetmiyorum oğlum? Abi ne yapalım artık 0-20 diyorlar bana. Vallahi 0-20. Ya bir de şöyle bir şey var. Eğer ki iki defa kaydettiysem de göstermiyor. Şimdi iki isim aynı olunca öyle garip bir sistem ya. Çağatay ben seni ilk defa aradım galiba değil mi? Evet abi. Ve ilk defa mı kazandın? Evet. Yani bugün hiç beklemedim öyle biraz da geç kaldım ama demek ki şans böyleymiş. Valla böyle işte millet taktiği buldu bak Ece'ye boyna sıyırıyor. Sen de taktiği buldun böyle biraz geç 3-5 saniye falan. Evet ondan sonra Siri'ye sormayacağım. Siri'ye sorunca olmuyor. Siri'ye sorunca olmuyor değil mi? Siri cevap verene kadar. Bir de cevap veriyor ya bir dakika dinliyorum diyor böyle ağzının ortasına neyse. Çağatay sen nerelerdesin? Ben Gemlik'te oturuyorum ama Bursa'da çalışıyorum. Gemlik, her gün gidip geliyor musun Gemlik'e? Evet. Abi zor olmuyor mu ya? Ya tek gitmiyoruz, 3-4 kişi gidiyoruz arabayla. Ha, özel arabayla. Yok bazen böyle Gemlik otobüslerini görüyorum da bu 101'di galiba numarası. Evet 101. Ağzına kadar dolu, ben hayatta bilmem yani. Mecbur bazen. Çok sıkıntılı ya. Peki Çağatay ne gönderelim size? Dayım isteği vardı ona Tayfun'dan seninle ölürüm. Kimle? Ferdi Tayfur mu? Tayfun. Tayfun'dan. Bu 90'lı yıllardaki Tayfun. Evet. Tayfun sana ölürüm. Seninle ölürüm. Ha seninle ölürüm. Diğeri? Şeyden Gökhan Türkmen'den şey olsun bile bile. Gökhan Türkmen bile bile. Peki onu da not alayım. Peki armağan edebilirsin Çağatay bile bile. Evet. Erim Gotlayışlı çalışanlarına gel. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Kolay görüşmek gel. Üzere. Direkt kapattı. Çağatay, Tayfun ve Gökhan Türkmen. İlginç talepler oldu ya. Peki var mı mesajımız? Okan bana fakir diyorsun da reis maşallah bütün otobüslerin numarasını biliyorsun. Aa ben bilirim. Bak eğer ki bir yerden bir yere gideceksiniz ve elinizde cebinizde paranız elinizde bu kartınız varsa hemen söyleyeyim ben en kestirme otobüs hangisi nerelerden gidiyor 3 evler 5 evler. Bak buradan mesela Çalı'dan en güzeli B33. B33H de olabilir. 6F2'ye falan bilmiyorum o çok dolanıyor ya. Bütün 3 evleri o ormanlık alanı falan dolanıp geliyor. Mesela 101 hayatta binmem. Ayakta çekilmez o yol ya. Benim bir 45 dakika falan sürüyordur bir saat. Sıkıntılı tabii ki. Neyse ilk bölümü bitirelim. Bugün böyle bir keyifsiz başladık programa. Öyle de devam ediyor. Hayır olsun inşallah. Günümüz keyifli geçsin. Günaydın Kaan. İnci Mercan'dan anlamazsın aşktan sevdadan şarkısını çalar mısın? Ünlü tekstil çalışanlarına ve Aluç Bebe'deki Haluk abiye gelsin. Kolay gelsin. Gürcü göndermiş bu mesajımızı da. Kübra beni okudun mu abi duymadım. O ara arkadaşla konuşuyorduk. Ne konuşuyordun arkadaşla işte? Ama ben değilmişim kazanan boş ver diyor. Tabi boş ver. Diğerlerine hızlı bir şekilde geçiyoruz zaten. Hayırlı sabahlar. Karapınar'da Aysel. Hoş geldin. Ben de Gülübahçeli Kaan. Aramıza yeni katılan Fatma abla Yeliz hoş geldiniz diyor. Yeni gelen arkadaşlarımız için güzel bir şarkı çalar mısınız? Ve arkadaşlarımız Meryem, Emel, Hude, Bahar'a gelsin diyor. Kilo'ya gelsin. Kilay gelsin. Ablacığım ne yapıyorsun? Of. Gene duygusallaştık ya. İlk bölümü bitiriyoruz.